Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde 17. ders anlatım föyü içerisinde pH ve pOH dengesine bakacağız. Bu konuyla ilgili e, suyun otoiyonizasyonu üzerinde durup pH ve pOH kavramları üzerinde duracağız. Ardından bunlarla ilgili sizinle birlikte bolca soru çözerek yine konuyu pekiştirmiş olacağız. Şimdi ilk olarak şöyle diyelim. Sulu çözeltilerde dengelerde su, suyun otoiyonizasyonu Sevgili arkadaşlar normalde saf su elektriği iletir mi diye bir soru sorsam size. Saf sunun elektrik iletkenliği arkadaşlar e, laboratuvar ortamında duyarlı araçlarla yapıldığında cihazlarla yapıldığında saf suyun çok az elektriği ilettiği gözlemlenmiştir. Ve dolayısıyla çok az elektriği ilettiğine göre saf suyu az da olsa Su e, iyonlaşmakta yani çok az iyon bulunmaktadır içerisinde. Ve saf suyun iyonlaşma denklemini eğer biz gösterirsek su molekülleri içerisinde azıcık da olsa hidrojen artı iyonları ve OH- iyonları bulunmaktadır. Büyük bir çoğunluğu ise moleküler yapıdadır arkadaşlar. Bunu özellikle dikkat edin. İşte buna biz saf suyun iyonlaşması, kendi kendine iyonlaşmasına otoiyonizasyon veya otoprotoliz ismini kullanabiliriz. Ve saf suyun iyonlaşması nedir arkadaşlar? Endotermiktir. Saf suyun iyonlaşma denklemini şu şekilde de gösterebilirsiniz. Örneğin iki tane su molekülü alırsınız arkadaşlar buraya. iki tane su molekülü alırsınız. Burada bir su molekülü diğer su molekülüne proton aktarır. Yani proton dediğimiz bizim burada arkadaşlar hidrojen artı iyonlu aktardığında örneğin şu su molekülü içerisinde bir hidrojen artı var bir de OH eksi var. Şu hidrojen artıyı diğer su molekülüne aktardığında hidronyum iyonu artı geriye OH iyonu kalacaktır. İşte saf suyun iyonlaşma denklemini bu şekilde de gösterebilirsiniz. Dolayısıyla saf suyun iyonlaşma denklemi ya budur arkadaşlar veya bu şekilde proton aktarımı dediğimiz olay bu şekilde de gösterilebilir. Buna da özellikle dikkat ediyorsunuz. Bu da saf suyun otoiyonizasyonu diğer bir ismiyle ne diyoruz biz buna? Otoprotoliz diyoruz. Şimdi dolayısıyla ben saf suyun iyonlaşma tepkimelerinin ikisini de tekrardan buraya yazarsam İki iki şekilde gösterilir saf suyun iyonlaşması. Saf suyun içerisinde çok az hidrojen artı ve OH eksi vardır. Bir bu şekilde gösterilir. Veya iki tane saf su molekülü alınır. Bir saf su molekülü diğer su molekülüne bir hidrojen artı iyonu verdiğinde hidronyum iyonu artı OH eksi iyonu şeklinde gösterilir. Saf suyun iyonlaşması nedir arkadaşlar? Endotermiktir. Bu iki denklemde aynı şeyi göstermektedir. Yani saf suyun iyonlaşmasını. Ve dikkat edin saf suyun oto iyonizasyonu çift topla gösteriyoruz her halükarda. Dolayısıyla burada bir denge vardır. Denge olduğu yerde K sabiti olur. K dediğimiz sabit ürün derişimi bölü giren. Burada girenler sıvı olduğu için yazılmaz. Sadece ürünlere göre yazılır. Hidrojenin derişimi çarpı OH'ın derişimidir veya K dediğimiz sabit buna göre yazılırsa hidronyumun derişimi çarpı OH'ın derişimidir. E bu iki denklemi aynı olduğuna göre buradaki K sabitiyle buradaki K sabitlerin çarpımları ne olmak zorundadır birbirine? Eşit. Kimyadaki diğer K sabitlerinden ayırt etmek için buna bir de ne dersiniz arkadaşlar? K su ifadesini kullanırsınız. Yani K su dediğimiz ifade hidrojen artının derişimi çarpı OH'ın derişimi veya hidronyumun derişimi çarpı OH'ın derişimi şeklinde yazılabilir arkadaşlar. Ve K su dediğimiz bu sabite ben K suyu tekrardan buraya yazmak istiyorum şu şekilde yazacağım hidrojenin derişimi çarpı OH'ın derişimi şeklinde yazacağım buradaki K suya biz suyun iyonlaşma sabitleriz ve K su olarak gösterilir kimyadaki diğer K'lar gibi bu K sabiti de neyle değişecektir arkadaşlar sıcaklıkla şimdi bilim adamları Saf suyun içerisindeki saf suyun iyonlaşma denklemi nasıldı şu şekilde gösterelim. E, saf suyun laboratuvar içi ortamında bir atmosfer 25 derecede bakın bu önemli bir atmosfer 25 derecede saf su içerisindeki hidrojen derişimi ile OH derişiminin çarpımına ölçtüklerinde yaklaşık olarak bu değeri kaç bulmuşlardır arkadaşlar? 10 üzeri eksi 14 bulmuşlardır. Bulunan bu ifade bir atmosfer 25 derecedeki saf sudaki hidrojen artı iyon derişimi ile OH iyon derişiminin çarpımıdır. Bu çöze bu ifade tüm çözeltiler için geçerlidir. Yani tüm çözeltiler için geçerli derken kimin için geçerli hocam diyebilirsiniz. Asit çözeltileri için de bas çözeltiler için de nötr çözeltiler için de geçerlidir arkadaşlar tamam ve unutmayın k sabiti sadece ve sadece neye bağlıdır sıcaklığa bağlıdır burada birazdan k suya döneceğim ama ilk önce şunu göster şu not üzerinde durmak istiyorum şimdi saf suyun iyonlaşması endotermiktir eğer siz bu tepkimede sıcaklığı artırırsanız Le prensibinden dolayı sol tarafı ısıttınız. Isınan sol tarafı soğutmak için denge sağa kaydı. Denge ürünler yönüne kayar. Ürünler yönüne kaydığında ürün derişimlerinin çarpımı artacağı için Ksu değeri ne yapar? Artar. Yani sıcaklık arttıkça Ksu değeri ne yapması lazım? artması lazım. Ve tüm çözeltiler için ne geçerliydi? Hidrojen derişimi ile OH derişiminin çarpımı bir atmosfer 25 derecede 10 üzeri eksi 14'tür arkadaşlar. Tamam. Bir bu bilgiyi asla unutmayın. O bir köşede dursun. Birazdan kullanacağız. Şimdi arkadaşlar bir bilgi daha. pH ve POH kavramları. Şimdi arkadaşlar hidrojen derişimi ile OH derişimleri genelde küçük sayılardır. Yani bu sayılar 10 üzeri eksi 7, 10 üzeri eksi 6, 10 üzeri eksi 13 yani 0 ile 10 üzeri eksi 14 arasında bir, bir sayıdır. Çok küçük sayılardır. Ve bu küçük sayılarla uğraşmak çok zor olduğu için bu sayıları büyütmek amacıyla pH ve pOH kavramını Soren Sorensen isimli bilim insanı tarafından geliştirilmiştir. Şimdi buradaki Bakın dikkat edin. P dediğimiz ifade e, kimyada arkadaşlar eksi logaritmasını al demektir. Yani sizin buradaki pH kavramı ne biliyor musunuz? P neydi? Eksi logaritmasını al. Eksi logaritma al. Kimin eksi logaritmasını al? Hidrojen artıların derişiminin eksi logaritmasını al. Mesela POH dediğimiz ifade P neydi? Eksi logaritmasını al. Kimin eksi logaritmasını al? OH'ların derişiminin eksi logaritmasını al demektir. Tamam bu ifadeyi özellikle dikkat ediyorsunuz. Peki biraz geri döneceğim şuraya. Neden pH ve pOH kavramları geliştirilmişti? Hidrojen derişimi ve OH derişimi denildiğinde bu sayılar çok küçük sayılar olduğu için bu sayıları büyütmek amacıyla pH ve pOH kavramı soran sorarsan tarafından bilim adamı tarafından geliştirilmişti arkadaşlar tamam şimdi bakın benim çözeltim nötr çözelti olabilir tamam mı nötr çözelti benim çözeltim asit çözeltisi olabilir baz çözeltisi olabilir şimdi bakın beraber görelim buradaki bilgileri bütün çözeltiler için bir atmosfer 25 derecede hidrojen derişiminin çarpımıyla OH derişiminin çarpımı kaçtı 10 üzeri eksi 14 İlk önce buradan gelelim. Eğer nötr çözelti ise hidrojenin derişimi OH'ın derişimine ne olmak zorunda? Eşit. Eğer asit çözeltisi ise hidrojenin derişimi OH'ın derişiminden büyük. Eğer baz çözeltisi ise OH'ın derişimi hidrojenin derişiminden büyük olmalı. O zaman buradan şu sonucu çıkardık. Tüm çözeltilerde hem hidrojen artı hem OH var. Sadece birbirinden büyükse mesela hidrojenler fazlaysa asit, OH'lar fazlaysa baz, eşitse nötr çözelti. Tamam. Peki nötr çözeltilerde hidrojenin derişimi kaçtır arkadaşlar? 10 üzeri eksi 7. OH'ın derişimi de nedir arkadaşlar? 10 üzeri eksi 7. Asit çözeltisinde hidrojenin derişimi 10 üzeri eksi 7'den büyük. Ve unutmayın hidrojen derişimi ile OH derişimi nasıl orantılıdır? ters orantılı. O zaman hidrojenin derişimi 10 üzeri eksi 7'den büyükse OH'ların derişimi 10 üzeri eksi 7'den küçük olursa ne olacak asit? Tam tersi OH'ların derişimi 10 üzeri eksi 7'den büyük. Hidrojenlerin derişimi 10 üzeri eksi 7'den küçük olursa bazik çözelti olacaktır. Tamam mı arkadaşlar? Buna dikkat. Peki. Şimdi bir şeye daha dikkat. Tüm çözeltiler için bir atmosfer 25 derecede. pH ile pOH'ın toplamı kaç olmak zorunda arkadaşlar? 14. Bunu asla unutmayın. Tamam Bu önemli bir ayrıntı. pH dediğimiz ifade eksi logaritma hidrojen artıydı. Ve buradan şunu söyleyebilirim. pH ile hidrojenin derişimi nasıl orantılıdır? Ters orantılı. Yine aynı şekilde arkadaşlar tüm çözeltilerde P O eksi logaritma O H eksiydi. O zaman P ile e, O OH H'ın derişimi nasıl orantılıydı? Ters orantılı. Şimdi bu bilgilerden yola çıkarak eğer nötr çözeltisi ise 10 üzeri eksi 7'nin logaritmasını alırsanız P 7 olur. P O H O OH H'ın eksi 10 üzeri eksi 7'nin logaritmasını alırsanız poh 7 olur. Demek ki nötr çözeltilerde pH, pOH ne olmak zorunda? Eşit. Tamam? Peki. Asit çözeltisinde hidrojenle pH nasıl orantılıydı? Ters. Hidrojenler büyükse ters orantılıysa pH 7'den küçükse asidik. OH'lar küçükse pOH 7'den büyükse ne diyeceksiniz? Asidik. Yani pH küçüktür pOH'sa asidik. Baz çözeltilerinde OH ile POH nasıl orantılıydı? Ters. OH'lar 10 üzeri eksi 7'den büyükse bazik. POH 7'den küçükse bazik. Hidrojenler 10 üzeri eksi 7'den küçükse bazik. Yani pH 7'den büyükse bazik. Ters orantılı çünkü. OH hidrojenden büyükse bazik. Yani POH pH'tan küçükse bazik. Bu ifadeler asitliği, bazlığı ve nötrlüğü gösteriyor. Şimdi bunlarla ilgili arkadaşlar bakın bu söylediğim ifadeler burada da var. Biz hidrojen derişiminin OH'a karşılık grafiğini çizersek hidrojen derişimi ile OH nasıl orantılıydı? Ters orantı. Ters orantı grafiği buydu. Değil mi? Peki. Bir atmosfer 25 derecede hidrojen derişimi ile OH derişiminin çarpımı kaçtı? 10 üzeri eksi 14. Bakın 10 üzeri eksi 2 çarpım 10 üzeri eksi 14 olması için burası 10 üzeri eksi 12 olur. 10 üzeri eksi 7. 10 üzeri eksi 14 olması için burası da ne olur? 10 üzeri eksi 7. 10 üzeri eksi 10. 10 üzeri eksi 14 olması için OH'ın kaç olması lazım? 10 üzeri eksi 4 olması lazım. Örnek bir tane vereyim isterseniz. Hidrojenin derişimi 10 üzeri eksi 1 ise OH'ın derişimi tabi 1 atmosfer 25 derecede ikisinin çarpımı kaç olmalıydı 10 üzeri eksi 14 o zaman burası kaç olur 10 üzeri eksi 13 olur arkadaşlar tamam mı? gibi. Peki şimdi bu burada da şuna dikkat ediyorsunuz arkadaşlar ee, hangi çözeltilerin asidik veya bazik olduğunu gösteriyor pH skalası dediğimiz ifade biz eğer pH skalasını çizersenik arkadaşlar pH skalası kaçla kaç arasındaydı 0 ile 14 arasındaydı pH'i 7 olduğu zaman nasıl çözeltiyiz nötr pH'i 7'den küçük olduğu zaman asit pH'i 7'den büyük olduğu zaman ne özellik gösteriyordu baz bakın tam 7 olduğu an tükürük nötrmüş arkadaşlar 7'den küçüldükçe asidik 7'den büyüdükçe bazik mavi yapıyor. Akü, mide öz suyu, limon suyu, maden suyu, domates suyu, Türk kahvesi asidikmiş. Onun dışında arkadaşlar baktığımızda boraks, magnezyum sütü, amonyak, sabunu, su, lavabo açıcı bunlarda ne özellik gösteriyormuş? Bazik özellik gösteriyormuş. Bu çizelgeye de biz pH skalası diyoruz. Tamam. Mı? Hadi etkinliğimize bakalım. Oda sıcaklığında hazırlanmış aşağıdaki çözeltilerin özelliği asit bas karşısına yazınız. Şimdi arkadaşlar unutmayın. Hidrojen derişimi 10 üzeri eksi 7'den büyük olunca asit oluyordu. Değil mi? Dolayısıyla hidrojen derişimi 10 üzeri eksi 3 olduğuna göre 10 üzeri eksi 7'den büyük. O zaman bu çözelti nasıl çözeltidir? Asit çözeltisi. Eğer bir çözeltide OH derişimi hidrojenden büyükse bu çözelti ne çözeltisidir? Bas çözeltisi. Şimdi unutmayın. pH 7'den küçük olunca asit oluyordu. pH 7'den büyük olunca ne oluyordu? Bas çözeltisi oluyordu. 7'den büyük olduğuna göre bas çözeltisi. Eğer buraya dikkat edin. pOH pH'tan büyük. Bunu şöyle de düşünebilirsiniz. Ters orantılı olduğu için OH'ların derişimi hidrojenlerin derişiminden büyük. Hidrojen artılar büyükse bu çözelti nasıl çözeltidir? Asit çözeltisi. pH'i 7'den küçük olduğunda asit olduğuna göre pH 0 ise buna da ne diyeceksiniz? Asit çözeltisi. pOH 1 ise pH ile pOH'ın toplamı 14'tü. O zaman pH 13'tür. pH 7'den büyükse bu çözelti ne çözeltisidir? Bas çözeltisi. Tamam mı? Peki örnek 1'e bakalım beraber. 25 derecede asit ve bazların sulu çözeltileri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur diyor arkadaşlar. Şöyle bir bakalım. Verilen bir çözeltide hidrojen derişimi 10 üzeri eksi 3 molarsa çözelti bazik ifadesi yanlıştır. Neden? Çünkü hidrojen artı derişimi 10 üzeri eksi 7'den büyükse bu çözeltiye biz ne çözeltisi diyorduk? Asit çözeltisi. POH 1 ise hidrojenler 10 üzeri eksi 13 molardır. Şimdi B şıkkını şurada göstermek istiyorum. POH 1 ise o zaman OH'ların derişimi ne olmak zorunda? 10 üzeri eksi 1 olmak zorunda. Hidrojen artıyla OH derişimi 10 üzeri çarpımları 10 üzeri eksi 14 olduğuna göre burası 10 üzeri eksi 13 olur. Peki burada OH'lar hidrojen artıya göre daha büyük olduğuna göre ne çözeltisi olacaktır? Bas. POH bir hidrojenlerin derişimi budur. Doğru. Ama çözelti asidik değil. Baz olacaktır. Yanlış. Peki OH'ların derişimi 10 üzeri eksi 9 ise POH ne olur? 9 olur. pH ile POH'ın toplamı 14 olduğuna göre pH'ımız kaç olması lazım? 5 pH 7'den küçük olduğuna göre bu çözelti ne çözeltisi olması lazım? Asit. Yanlış. Eğer OH'lar 10 üzeri eksi 7 ise pOH 7'dir. O zaman pH da 7'dir ve bu çözelti nasıl bir çözeltidir? Nötr çözelti D şıkkı doğru. Verilen bir çözeltide pH'ın sayısal değeri pOH'dan büyükse çözelti asidiktir. Bakın şöyle bakalım hemen. E şıkkında pH büyük pOH'sa ben şuradan gidiyorum derişimlerden. Ters orantılı olduğu için hidrojenlerin derişimi OH'ların derişiminden küçük. Baz çözeltisindeki OH'lar daha fazla olduğu için bu çözelti nasıl çözeltidir? Bazik yanlış. Soru bize doğruyu sorduğuna göre cevap D şıkkı olacaktır. Evet. Diğer bir örneğimiz oda şartlarında bulunan X, Y ve Z çözeltilerinin pH ve pOH grafiği aşağıdaki gibidir. Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır diyor arkadaşlar. Şimdi x çözeltisi için bakmak istiyorum. pOH'ı 14. Şimdi bakın pOH 14 ise pH'ı 0'dır. pH 7'den küçük olduğu için bu çözelti nasıl çözelti olacaktır? Asit çözeltisi. Asidiktir diyor. Doğru. Y çözeltisi için bakmak istiyorum. pH'ı 7 şurası haşı da 7 ise bu çözeltide o zaman hidrojenlerin derişimi de 10 üzeri eksi 7. OH'ların derişimi de 10 üzeri eksi 7'dir. Ve bu çözelti nasıl bir çözeltidir? Natür çözelti. Dolayısıyla bu da doğrudur. Z çözeltisine baktığımızda pH'ı 14 ise pH 14, pOH'ı 0'dır pH'i 7'den büyük olduğuna göre bu çözelti baş çözeltisidir. Ama pH ile pOH'ın toplamı 14 olduğu için bu ifade de doğrudur. X ve Z çözeltilerinde pH eşittir. Buradaki pH 0, burada ise pH 14. D şıkkı kesinlikle yanlıştır. Z çözeltisinde pOH 0'dır. Doğru. Soru bize yanlışı sorduğuna göre cevap D şıkkı olacaktır. Evet örnek 3'e bakalım. Saf suyun iyonlaşması ile ilgili tepkimesi verilmiştir. Bu durumla ilgili hangileri doğrudur? Şimdi bakın saf suyun iki tür iyonlaşma denklemi vardı. Bu verilmiş. Bu denklemin anlamında şuydu. iki su molekülünden bir tanesi mesela şu. Bunun içinde bir hidrojen artı var. Bir OH eksi var. Bir protonlu proton dediğimiz burada bizim neydi arkadaşlar? Hidrojen artı demekti. Yani şu hidrojen artıyı tutup buna veriyordu. Verdiği anda hidronyum ve OH. Su molekülleri hidron ve OH iyonları ile denge halindedir. Evet doğru. Suyun kendi iyonlaşması olayını otoiyonizasyon veya otoprotoliz denir. Doğru. Tepkimedeki moleküler ve iyonlar arasında eşitliği yoktur. Dikkat edin. Çünkü buradaki moleküllerde buraya dikkat edin. Su sıvı sıvıların derişimlerinden sabittir. Bahsedilmez birdir. Üçüncü öncülüğü almıştır. Hangileri doğrudur denildiğine göre cevap 1 ve 2 ile C şıkkı olacaktır. Tamam? Evet. Şimdi diğer bir asit baz tanımımız var. Suyun iyonlaşmasında aslında iki tane asit baz tanımı var. Bir tanesi Arrhenius asit baz tanımı. Onu LYS'de pardon, ee, nerede görürüz? TYT'de. Bir de bronsted lowry asit baz tanımı var ki AYT'de karşımıza çıkıyor ve üniversite sınavında da soru olarak gelmiş arkadaşlar birbirinden bağımsız olarak Bronsted ve Lowry tarafından yapılan geniş kapsamlı asit-baz tanımı 1923 yılında kabul görmüş. Bu tanıma göre proton veren maddelere asit, proton yakalayan maddelere baz denir. Bu çok önemli arkadaşlar, tamam. Şimdi proton asit-baz tepkimeleri, proton asitten nereye aktarılır baza? Şimdi bakın bu bu tepkimeye baktığınızda e, şuradaki hidrol bunun içerisindeki hidrojen artı suya gitmiş H2O bir hidrojen artıyı bundan almış H3O artı olmuş. O zaman hidrojen iyodur proton verendir. H2O ise proton alandır. Hidrojen iyodür proton veren olduğu için asittir. H2O ise proton yakalayan olduğu için bazdır. Şimdi bakın burada dikkat edin. Hidrojen iyodür suya proton verdiği için asit. Su ise proton aldığı için bazdır. Tamam bu çok önemli. Ve lovre bronsted asit baz tanımlarında aralarında bir proton farkı olan asit baz çiftine bir proton farkı yani bir hidrojen farkı varsa biz buna konjuge asit baz çifti diyoruz. Şimdi bu tepkimeye bakın. Şununla şuna baktığınızda bakın araya dikkat eder misiniz? Ne var? Bir H farkı var, doğru mu? Hangisi asit, hangisi fazla? Bas. Ben kısaca şöyle diyorum, hidrojeni fazla olan asit. O zaman bunda hidrojen fazlalığı var, bu asit. Bu nedir? Bas. Bu ikisi birbiriyle nedir? Konjuge asit bazdır. Konjuge asit baz. Yani bunu şöyle de söyleyebilirsiniz, hidrojeniyodürün konjuge bazı I eksidir. I eksinin konjüge asidi hidrojen iyodudur. Konjüge demek eşlenik demek. Aynı şekilde bakın suyla hidronyuma baktığınızda bir proton farkı var. Hidrojeni fazla olan hidronyum asit, hidrojeni az olan H2O bazdır. O zaman bu ikisi konjügedir. Doğru mu? Konjüge asit bazdır arkadaşlar. Tamam bunu özellikle dikkat ediyorsunuz. Şimdi buraya baktığımızda o zaman hidrojen iyodür ve I eksi konjüge asit baz çifti. Hidronyum ve su da yine ikinci konjuge asit baz çifti demektir. Konjuge demek eşlenik demektir. Yani burada şöyle diyebiliriz o zaman hidrojen iyodürün bakın öyle yazalım. konjuge neyi? Bazı I eksidir. Tamam böyle diyebilirsiniz. I eksinin konjuge asidi hidrojen iodürdür. Veya H3O artının konjuge e, bazı kimdir arkadaşlar? H2O'dur. H2O'nun konjuge asidi kimdir arkadaşlar? H3O artıdır. Tamam bu şekilde konuşabilirsiniz. Burada proton veren asit olanlardır. O zaman bu proton veren yine şuradaki asit olduğu için bu nedir? Proton verendir. Proton alan ise baz olanlardır. O zaman bu proton alan bu da nedir yine konjuge bazı olduğuna göre proton alandır diyebiliriz. Tamam mı arkadaşlar? Peki. Örnek 2'ye bakalım. Bronsted Lowry'e göre konjüge asit baz çiftlerini belirleyiniz. Unutmayın. Bir proton farkı olacak. E, konjüge asit baz çiftlerinde hidrojeni fazla olan asit diyeceksiniz. Şimdi bakın hemen şurada gördük. H2CO3, HCO3. Bir proton farkı var. Bir hidrojen farkı var. Hidrojeni fazla olan H2CO3 asit. Bir karbonat kökü bazdır. İşte bu. Konjüge. Peki suyla buna baktığımızda hidrojeni fazla olan H3O artı asit H2O bazdır. Tamam. Aynı şekilde bir sülfat köküyle sülfat arasında proton farkı var. Hidrojeni fazla olan bir sülfat kökü asit sülfat kökü bazdır. Şu ikisi de birbirine benziyor. Hidronyum kökü yine asit. Hidrojeni fazla su bazdır. Buraya baktığımda siyanürle HCN'de hidrojeni fazla olan HCN asit, siyanür bazdır. H2O ile OH'da hidrojeni fazla olan H2O asit, OH bazdır. Peki alttaki örneğe baktığımızda e, ne köküydü bu? E, klorit kökü, klorit köküyle hclo 2ye baktığımızda konjugedir. Hidrojeni fazla olan HClO2 asit, ClO2 eksi bazdır. H2O ile OH'a baktığımızda H2O hidrojeni fazla olduğu için asit OH eksi bazdır. Bu örneğe baktığımızda şu ikisi benziyor. Hidrojeni fazla olan asetik asit asit. Asetat köküne ise ne diyeceksiniz baz. Buraya baktığımda hidrojeni fazla olan hidronyum kökü asit suya ise ne diyeceksiniz arkadaşlar? Baz diyeceksiniz tamam mı? Konjüge asit baz çifti ile ilgili. Şimdi arkadaşlar devam edelim. Örnek 4 ile devam edelim. Aşağıda verilen konjuge asit baz çiftlerinden hangisi yanlıştır? Unutmayın konjuge asit baz çiftinde bir proton farkı olacaktı. Hidrojeni fazla olan asit az olan bazdı. Dolayısıyla bakıyorum bakın bir proton farkı var. Hidrojeni fazla olan asit, az olan bas. Konşüke doğru. NH3 bir proton farkı var ama burada 4 hidrojen var, burada 3 hidrojen. Tam tersi olmalı. Yani NH4 kökü asit, NH3 kökü baz olmalı. Bu ifade kesinlikle nedir? Yanlış. Bakın bir proton farkı var. Hidrojeni fazla olan asit, az olan baz. Doğru. Bir proton farkı var. 3 hidrojen, 2 hidrojen. Asit baz. Doğru. Bir proton farkı var. 3 hidrojen, 2 hidrojen. Hidrojeni fazla olan asit. Diğerine ise ne dedik? Baz dedik. Doğru. Yanlışı sorduğuna göre cevap B şıkkı olacaktır. Evet. Örnek 5. Bronsted-Lowry asit baz tanımına göre verilen tepkime ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor. Yani burada bakalım. Bu tanımda neydi? Bir proton veren asit proton yakalayan bazdı. Hangisi asit hangisi baz? HClO3 ile şuna baktığımızda protonu fazla olan asit yani buna ben asit 1 diyeyim. Bu ise nedir arkadaşlar? Baz 1. Şuraya baz 1 diye yazalım. Bir saniye. Evet. Bu da baz 1'dir. Tamam. Şöyle yazamadık. Evet bu bas. Bu ikisi birbiriyle nedir arkadaşlar? Konjugedir. H2O ile H3O'ya baktığımızda yine protonu fazla olan asit buna 2 dedim. Bu da bazdır. Baz 2. Iki. Bu ikisi de birbiriyle konjuge. Şimdi baktığımızda yanlışı soruyor. HClO3 asittir. Doğru. ClO3 HClO3'ün eşlenik bazıdır. Bakın bu baz. Baz olduğuna göre eşlenik bazıdır. Doğru. H2O HClO3'e karşı baz olarak davranır. Bakın bu karşı baz demek e, ben şöyle göstereyim. Hemen aynı tepkimeyi burada alacağım. H2O şöyle göstermek istiyorum arkadaşlar. ClO3 H3O artı. Şimdi şu asitti ya bu asit. Bu asidin eşlenik bazı budur. Bu eşlenik bazı. Ama asidin hemen yanındakine karşı diyorsunuz. Bu da karşı bazı tamam. Dolayısıyla karşı baz gibi davranır. Doğru. H2O, H3O'nun eşlenik asidi midir? Hayır. Bu asit bu eşlenik baz olacaktır. Dolayısıyla bu ifade burada nedir? Yanlıştır. HClO3 H2O'ya proton mu vermiştir? Evet bu asit olduğu için karşı bazına proton vermiştir. Doğru. Soru bize yanlışı sorduğuna göre cevap değişik şıkkı olacaktır. Evet, 6. örneğe bakalım. Lowry-Bronsted asit-baz tanımına göre ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Şimdi arkadaşlar şöyle bakalım hemen yine. Şu şuna benzer. Protonu fazla olana biz ne diyeceğiz? Asit. Buraya A1 dedi. Bu nedir arkadaşlar? Baz. Şu ikisi konjüge asit-baz. Peki buraya baktığımda NH3 ile NH4 benzer. Hidrojeni fazla olan asit 2 dedim. Buna da ne dedim arkadaşlar? 2 de baz 2 dedim. Bu ikisi de birbiriyle konuşuyor. Tepkime bir asit baz tepkimesidir. Doğru. Tamam. Tepkimede NH3 baz gibi davranır. Baz 2 demiştik. Doğru. Tepkimede bir sülfat asittir. Bakın altına A1 yazmışız. Doğru. NH4 artı NH3'ün konjüge bazı değil konjüge asididir. Yanlış. Sülfat kökü bir sülfat kökünün konjüge bazı mıdır? Evet. Sülfat kökü bir sülfatın bazıdır. Doğru. Soru bize yanlışı sorduğuna göre cevap D şıkkı olacaktır. Asit ve bazların kuvvetliliği ile devam edelim. Şimdi şöyle ifade edeyim ben size. Asit ne demekti arkadaşlar? Asit sulu çözeltiye hidrojen artı iyonu veren maddeleri asit diyorduk. Arrhenius asit bas tanımına göre. Bronsted Lowry asit bas tanımına göre ise sulu çözeltiye proton veren maddeleri asit ifadesini kullanıyorduk. Şimdi arkadaşlar asitler kendi içerisinde ikiye ayrılır. Bir kuvvetli asitler vardır. Bir de nasıl asitler vardır? Zayıf asitler. Şimdi kuvvetli asit ne demek? Zayıf asit ne demek? Kuvvetli asit suda %100 iyonlaşabiliyorsa biz bu tür asitlere arkadaşlar kuvvetli asit ifadesini kullanırız. Eğer suda %100 iyonlaşmıyorsa yani %20 %50 gibi iyonlaşma varsa bu tür asitlere ise nasıl asitler diyeceğiz biz zayıf asit. O zaman suda %100 iyonlaşan asit ve bazlara kuvvetli asit ve bazlar denir. Şimdi. Kuvvetli asitler için %100 iyonlaştıkları için tek okla gösterilirler. Zayıf asitler biraz iyon halinde biraz moleküler halinde bulundukları için çift okla gösterilirler. Ve zayıf asitler Çift okla gösterildikleri için zayıf asitlerde olay dengedir arkadaşlar. Ve dengenin olduğu yerde de mutlaka bir Ka yani asitlik ayrışma sabiti zayıf asitler için vardır. Aynı şeyi aslında bazlar için de söyleriz. Onun üzerinde birazdan duralım arkadaşlar. Dolayısıyla kuvvetli asitler tek yönlü okla gösterilecek. Zayıf asitlerde çift yönlü oklarla gösterecek. Peki hocam ben kuvvetli asitleri ezberlemek zorunda mıyım? Bazılarını evet bazılarını da bilgi olarak bileceksiniz arkadaşlar. Mesela hidrojen klorür, nitrik asit, sülfürik asit, hidrojen bromür, hidrojen iyodür, hidrojen perklorat asidi kuvvetli. Bunlara ise nitrit asidi, hidrojen florür, hidrojen siyonür, hidrojen sülfür, karbonik asit, Fosforik asit zayıf asittir. Bir de arkadaşlar buraya dikkat edin. Şu ikisini özellikle. Organik kimyada CXHY, COOH türü özellikle maddelere arkadaşlar biz organik asitler deriz. Organik asitlerin tamamı zayıf asitlerdir. Peki biz bunların organik asit olduğunu nereden anlayacağız? İçerisinde eğer şu kök varsa bu kökün ismine biz karboksil kökü diyoruz. Bu kök varsa bu organik asittir. Organik asitlerin tamamı zayıf asittir. Bakın formik asit diğer bir ismiyle karınca asidinde karboksil grubu var. Asetik asit diğer bir ismiyle sirke asidinde karboksil grubu var. İşte bunlar da organik asit oldukları için zayıf asittir ifadesini kullanabiliriz. Tamam mı? Peki. Kuvvetli asitler işte suda %100 iyonlaşıyorlardı. %100 iyonlaştıkları için de e, artı eksi iyon bulundurduklarından dolayı da elektriği ne yaparlar arkadaşlar? İletirler ve çok iyi iletirler. Yani kuvvetli elektrolitlerdir. Elektrolit demek elektriği il ileten ifadesini kullanabiliriz. Şimdi bakın buraya baktığımızda, şu örneğe baktığımızda az önce hidrojen klorür dediğimiz asidi biz nasıl asit dedi tuz ruhu kuvvetli İşte bunu ezberledik. Tuz ruhunu siz tutar, suyun içerisine atarsanız arkadaşlar, bir asit olduğu için bu tuz ruhu suyun içerisine arhenius asit baz tanımına göre hidrojen artı verecek. Hidrojen artıyı tutar suyun içerisine verirse h hidrojen artılar yapışacak hidronyum iyonu geriye şu hidrojen artı gittiğine göre ne kalacaktır? Klor eksi. İşte bakın dikkat edin hidrojen klorür kuvvetli bir asittir. Suda %100 iyonlaştı yani asla moleküler halinde kalmadı. Tamamen artı eksi şeklinde iyonlaştı. Ve bunu biz bunu nasıl gösterdik arkadaşlar? Tek okla gösterdi. Kuvvetli asit olduğu için. Ve e, burada dikkat ediyorsunuz. Kuvvetli asitler su ile tamamen tepkimeye girerek hem hidronyum iyonu ve eşlenik bazlarını. Yani HCl'nin eşlenik bazı nedir arkadaşlar? Klor iyonudur. Bunu oluşturacaktır. %100 iyonlaştığı için de elektriği çok iyi ne yapacaktır arkadaşlar? İletecek. Yani kuvvetli asit olduğu için iyi iletkendir, elektrolittir ifadesini kullanabiliriz. Bakın buraya dikkat edin şekil olarak da çizilmiş. HCl'yi bir suyun içerisine attığımızda nasıl iyonlaşmıştı onu bir de şöyle de gösterebilirsiniz. Hidrojen artı klor eksi. Sadece hidrojen artılar ve klor eksiler var. Hidrojen artılar gri toplar, kırmızılar da klor eksi. Bakın ayrı ayrı kırmızı toplar ve gri toplar var. Asla HCl şöyle yok. Yani buna biz ne diyoruz? moleküler yapı diyoruz. Kuvvetli asitlerde tamamen iyonlaşma vardır. Bunlar ise nedir arkadaşlar? İyon. İşte HCl moleküler halinde bulunmuyor. Peki bazlara baktığımızda arkadaşlar sulu çözeltiye hidroksit iyonu veren bazlı maddelere de biz baz diyorduk. Bazlar da kendi arasında arkadaşlar ikiye ayrılır kuvvetli bazlar bir de nasıl bazlar diye ayrılacak arkadaşlar zayıf bazlar diye tamam peki kuvvetli bazlar dediğimiz kuvvetli asitler gibi suda %100 iyonlaşacak %100 iyonlaştıkları için tek okla gösterilecekler zayıf bazlar ise suda %100 iyonlaşmazlar yani biraz iyon biraz moleküler halinde bulunacaklar bundan dolayı çift okla gösterilecek çift okla gösterildiği için olay denge olacak zayıf bazlar bazlarda. Dengenin olduğu yerde de KB bazlık ayrışma sabit olacak. Peki ben kuvvetli bazları veya kuvvetli asitleri nasıl tanıyacağım? Sevgili arkadaşlar burada da şunu ifade edeyim ben size. Az önce kuvvetli asit ve zayıf asitlerden ezberlemeniz gerektik, gerekenleri söyledik. Kuvvetli bazlarda metal artı OH iyonu varsa biz buna baz diyeceğiz Şuradaki metal 1A grubu metali ise veya 2A grubundan bazı metaller de olabilir. Hepsi değil ama 1A ve 2A diyebiliriz arkadaşlar. O zaman bunlara kuvvetli baz diyeceğiz. Ama 1A veya 2A dışındaki diğer metallerse yani ben buraya o zaman diğer metaller diyebilirim. Yani 1A ve 2A dışındaki. O zaman bunlar zayıf baz olacak. Ve en önemli zayıf bazınız kimdir arkadaşlar? Bir de NH3'tür. NH3'ün ismi nedir arkadaşlar? TYT'den hatırlayın. Amonyak. Tamam bunlar. O zaman şimdi dikkat edin. Bir kuvvet, bir bazın kuvvetini OH iyonunun derişimi belirliyor. Tamam. Şimdi dikkat. Alkali metal hidroksitlerin tamamı yani bir anın tamamı. Toprak alkali metal dediğimiz iki anında bir kısmı suda tamamen iyonlaştığı için nasıl baz yapıyorlar? Kuvvetli baz. 2A'nın tamamı kuvvetli baz yapmıyor. Bir kısmı yapıyor arkadaşlar. Tamam. Özellikle dikkat ediyorsunuz. Peki kuvvetli bazlar o zaman bakın dikkat edin. Lidyum bir ada sodyum bir ada potasyum bir ada gördünüz mü? Dolayısıyla bunlar kuvvetli baz yapmış. Kalsiyum 2A'da, baryum 2A'da bunlar da ne yapmış? Kuvvetli baz. Geri kalan gümüş, demir bunlar ise arkadaşlar diğer metallerdir. Yani 1A 2A değildir. Bunlar da zayıf bazlardır. En önemli bazımız kimdir? Amonyaktır. Amonyak arkadaşlar ben amonyağın üzerinde birazdan şurada durmak istiyorum özellikle. Amonyağın açık hali NH4OH'tır. İsmi arkadaşlar amonyaktır. Özelliği ise susuz ve zayıf bazdır. Lütfen buna çok dikkat edin. Amonyak çok önemli bir bazdır. Amonyan iyonlaşma denklemi ise şu şekildedir. Suyun içine atılır. Zayıf olduğu için çift tok ok, NH4 artı OH eksi şeklinde gösterilir. Amonyakla ilgili bilgileri ezberlemeniz lazım. Önemli bir bilgi. Şimdi devam ediyorum şu iki maddeye. Organik kimyada asit olması için COOH olması lazım. Az önce ifade ettik. Yani karboksilge grubu. Şimdi sevgili arkadaşlar. CX, HY, NH2 içeren maddeler şu yapıya biz amino kökü deriz. Amino kökü içeren maddeler organik bazdır ve organik bazların tamamı zayıf bazdır. Bakın burada NH2 var amino kökü. Bu da yine organik bir madde. Şurada amino organik kökü var. Dolayısıyla bunlar organik baz. Organik baz olduğu için zayıf baz olacak. Tamam bir bunlara dikkat. İki. Şimdi ben kuvvetli bazlardan birini almak istiyorum. Sodyum hidroksidi aldım. Suyun içine attım. Suyun içine attığım anda sodyum artı OH eksi şeklinde iyonlaştı. Şuralar aqua yani suda. Peki tamamen mi iyonlaştı? Evet. Nereden anladım tamamen iyonlaştığını? Çünkü sodyum bir ağda. O zaman bu baz nasıl bazdır? Kuvvetli bazdır. Kuvvetli baz olduğu için %100 iyonlaştı. Tek okla gösterdim. Bakın dikkat edin. Sodyum hidroksidin kendi şudur. Tamam. Şunlar ise nedir arkadaşlar? İyon mavi toplar sodyum iyonu, gri toplar hidroksit iyonu. Bakın şu şeklin içerisine. Asla sodyum hidroksidin kendisinden yok. %100 iyonlaştı. İşte kuvvetli bazlar suda %100 iyonlaşırlar arkadaşlar. Tamam? Peki Kuvvetli asit ve kuvvetli bazların pH değeri nasıl ölçülür? Şimdi arkadaşlar bir ifade daha. Kuvvetli asit ve bazlar suda %100 iyonlaşıyorlardı. %100 iyonlaştıkları için tek okla gösteriliyordu. Tamam. Şimdi kuvvetli monoprotik asidin derişimi. Monoprotik demek mesela buraya bakın. Hidrojen klorürde kaç hidrojen var? Bir tane hidrojen var. Bu e, şunu ifade edeyim size. Hidrojen artı protondur. Hidrojen artıdan bir tane varsa buna monoprotik asit dersiniz. Monoprotik asit tamam Peki iki tane hidrojen olsaydı ne gibi? H2SO4 için. O zaman buna ne derdiniz? Diprotik. Üç tane hidrojen olsaydı triprotik. Kuvvetli monoprotik asidin derişimi hidrojen derişimine eşittir. Tamam buna özellikle dikkat edin. Ne demek istiyorum? Mesela HCl kuvvetli bir asittir. Bir hidrojen olduğu için mono protik asittir. Yani bir tane ne var burada? E, hidrojen artı var. Kendi derişimi 1 molarsa %100 iyonlaştığına göre bu şekilde iyonlaşacak. O zaman hidrojen artı derişimi de ne olacaktır? 1 molar. Yani kuvvetli monoprotik asidin derişimi %100 iyonlaşmadan dolayı hidrojen artı iyonun derişimine eşit olacaktır. Dikkat tamam. Peki hemen bakın örnek vermiş. HCl kuvvetli bir monoprotik asit. Kendisi 1 molarsa hidrojen artılarda 1 molar. Sodyum hidrokside bakın kuvvetli bir baz. Kendisi 1 molar. %100 iyonlaştığı için OH'larda kaç molar diyeceksiniz arkadaşlar. 1 molar ifadesini kullanırsınız. Şimdi örnek 7'ye bakalım. 50 mililitrelik 2 çarpı 10 üzeri eksi 2 molar nitrik asit çözeltisi su ile 1 litreye seyreltildiğinde oluşan çözeltinin pH'ı kaç olur? Şimdi sevgili arkadaşlar sizin elinizde şöyle bir kap var. Bu kabın içerisinde 2 çarpı 10 üzeri eksi 2 molar o eksi 2 molar kezlabımız var. Ve bunun hacmi 50 mililitre. Siz bunun üzerine su ekliyorsunuz ve hacminde. Ekledikten sonra oluşan çözeltinin hacmi ne kadar oluyor arkadaşlar? 1 litre. Yani 1000 mililitre oluyor. Tamam. Peki bu çözeltinin ben molaritesini ilk önce hesaplayacağım. Şimdi nasıl hesaplayacağız molaritesini? M1 V1 eşittir. M son çarpı V son diyebilir miyim? Şimdi başlangıç moleriteniz ne arkadaşlar? Şuradan bakalım. 2 çarpı 10 üzeri eksi 2 molar. Bu 2 çarpı 10 üzeri eksi 2. Hacminiz ne kadar? 50 mililitre. Su ilavesinden sonra hacminiz ne kadar oldu? 1000 mililitre. Böyle bir durumda kezzabın yani nitrik asidin moleritesi ne olur? dersek buradan baktığımızda arkadaşlar x eşittir 100 çarpı 10 üzeri eksi 2 bölü binden ne yapar arkadaşlar şunlar giderse çift sıfırlar 10 üzeri eksi 3 molar nitrik asit olur tamam peki nitrik asit nasıl bir asittir hemen buraya yazalım kuvvetli asit. Kuvvetli asit ise monoprotik bir asit. Suyun içine attığınızda %100 iyonlaşacak. Şu şekilde iyonlaştı. Kendi molaritesi 10 üzeri eksi 3 molarsa %100 iyonlaştığı için hidrojenlerin molaritesi de 10 üzeri eksi 3 molardır. Bize hidrojenlerin molaritesini sormuyor. pH'i soruyor. pH eşittir. Eksi logaritma hidrojen artının derişimi dersek pH eşittir eksi logaritma 10 üzeri eksi 3'ten pH'ınız kaç yapar böyle bir durumda? 3 yapar. Cevap C şıkkı olacaktır. Bakın 2015 LYS'de gelmiş gayet kolay bir soru. Hadi 8. örneğe bakalım. 25 derecede seyreltik çözelti hazırlamak için bir öğrenci 1 molar 1 litre HCl çözeltisinden 100 mililitre alınarak bir behere aktarıyor. Tamam. Daha sonra 900 mililitre saf su ilave edilerek yeni HCl çözeltisi hazırlanıyor. Son durumda oluşan çözeltinin pH'i nedir? Şimdi arkadaşlar şöyle bir beheriniz var. Bu beher tamam. Elinizde 1 molar 1 litrelik bir çözelti var. Siz bu çözeltiden 100 mililitre aldınız. 100 mililitre HCl aldım. Şimdi 1 litre 1 molarlık HCl çözeltisinden kaç mililitre alırsanız alın. Birim hacimdeki tanecik sayısı değişmeyeceği için 100 mililitrede aldığımda derişim 1 molar olur. Tamam. Şimdi ben bunun üzerine 900 mililitre saf su ilave ettim. İlave yaptığım su miktarım 900. 100 mililitre. İlave yaptıktan sonra son çözeltimin hacmi ne olacaktır böyle bir durumda? 100 vardı 900 eklendim. 1000 mililitrelik çözelti olur. Peki bu çözeltinin HCl çözeltisinin molaritesi ne olur dersek yine M1 çarpı V1 M son çarpı V son deyin. Şimdi yapacağınız işlem şuydu arkadaşlar. Hadi beraber. Başlangıç molaritemiz 1 molar. Hacminiz 100 mililitre. Su ilavesinden dolayı hacminiz 1000 mililitre. Son molariteniz nedir derseniz. X eşittir. Şu çift sıfırlar gitsin. 10 üzeri eksi 1 molar hidrojen klorur. Hidrojen klorur tuz ruhudur ve kuvvetli asittir. Bir hidrojen olduğuna göre monoprotik bir asittir. Monoprotik asidi suyun içine attığınızda %100 iyonlaştı kuvvetli asit olduğu için bu şekilde iyonlaşacak. Kendi molaritesi 10 üzeri eksi 1 molarsa %100 iyonlaştığı için hidrojenlerin molaritesi de 10 üzeri eksi 1'dir pH dediğimiz değer eksi logaritma 10 üzeri eksi 1'den. pH'ımız kaç çıkar böyle bir durumda? 1 çıkar. Cevabımız 5'lik olacaktır. Evet. 9. örneğe bakalım. 12 gram sodyum hidroksit katısı saf suda çözünülerek 25 litrede 25 derecede 3 litre çözelti hazırlanıyor. Buna göre numune çözelti ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Şimdi arkadaşlar bakın böyle bir kabınız var. Bu kabınızın içine 12 gram sodyum hidroksit eklediniz. Molünü hesaplayalım mı hemen şuradan sodyum hidroksitin molü? Kütlesi 12 gram. Mol kütlesi 40. 12 bölü 40. 4'e bölersek 3 bölü 10'dan 0.3 mol sodyum hidroksit. O zaman bu kabımızda 0.3 mol sodyum hidroksit var. Ben bunun içerisine artı bir de su koydum. Elde ettiğim çözelti çözeltinin hacmi ne kadar oldu arkadaşlar? 3 litre. Tamam. Peki ben bu çözeltinin moleritesini hesaplayabilir miyim? Evet. Hemen moleritesini hesaplayalım. Sodyum hidroksidin moleritesi. Mol bölü hacim. Molümüz 0.3. Hacmimiz 3 litre. Moleritemiz 0.1 molar. Sodyum hidroksit çözeltisi olur. Ve bu çözelti nasıl bir çözeltidir? Kuvvetli baz çözeltisidir. Çünkü sodyum bir ağda. Kuvvetli bassa nasıl iyonlaşacaktır saf suyun içine attığınızda? Sodyum artı. OH eksi. Kendi molaritesi 0.1 molarsa sodyumların molaritesi de 0.1 molar. OH'ların molaritesi de 0.1 molardır %100'ü yoğunlaştığı için. Peki hemen buradan POH'ımızı hesaplayalım. Eksi logaritma OH eksi dersek buradan baktığımızda eksi logaritma OH'ların derişimi 10 üzeri eksi 1 pOH'ınız kaç yapacaktır? 1 yapacaktır. Tamam mı arkadaşlar? Peki burada şimdi şuna dikkat ediyorsunuz. E, 25 derecede ve 1 atm'de pH ile pOH'ın toplamı 14'ü. pOH'ınız 1 ise pH'ınız kaç yapar? 13 yapar. Şimdi bakıyorum pOH 1'dir. İkinci öncülü doğru. pH'ı 13 ise o zaman hidrojen artıların derişimi 10 üzeri eksi 13 olmalı ki eksi logaritması 13'ü versin. Birinci öncülü doğru. Bir atmosfer 25 derecede tüm çözeltilerde asit baz veya nötr çözeltilerde hidrojen derişimi ile OH derişiminin çarpımı 10 üzeri eksi 14'tü. Üçüncü öncülü doğru. Hangileri doğrudur denildiğine göre 1, 2 ve 3 ile cevap eşik olacaktır. Evet. 10. örneğe bakalım arkadaşlar. 0,14 gram potasyum hidroksit ile 25 derecede 250 mililitre çözelti hazırlanıyor. Sulu çözelti hazırlanılıyor. Sulu çözeltinin pOH'ı nedir? İlk önce 0,14 gramı bir mole çevirelim. Hemen potasyum hidroksidin bir molünü bulalım. Kütlesi 0,14 gram. Mol kütlesi şurada verilmiş 56. Her iki tarafı 14'e bölersem 0,01 şurası 56. Şurası da 4 yapacaktır. Bu kadar mol yapar. Şimdi sodyum, potasyum hidroksidin moleritesini hesaplayalım. Molümüz belli 0,01 bölü 4. Hacmimiz 250 mililitre. O da 0.25 litredir. Yani 1 bölü 4 litredir. Tamam mı arkadaşlar? Gelirim buraya 1 bölü 4 dediğim anda şu dörtler gider. Molaritemiz 10 üzeri eksi 2 molar potasyum hidroksit olur. Potasyum hidroksit kuvvetli bir bazdır. Tamam mı arkadaşlar? Kuvvetli bazı siz suyun içerisine attığınızda %100 iyonlaşır. Potasyum artı hidroksit eksi diye. Kendi molaritesi 10 üzeri eksi 2 molarsa %100 iyonlaştığı için OH'ların molaritesi de 10 üzeri eksi 2 molardır. Tamam. Peki buradan şimdi biz POH eksi logaritma OH eksi dersek Buradan baktığımızda POH eksi logaritma OH'lar 10 üzeri eksi 2 idi. POH'ımız kaç çıkacaktır? 2 çıkacaktır. Cevap C şıkkı olur. Evet güzel soru arkadaşlar. Şimdi etkinliğimize bakalım beraber. Aşağıda verilen madde derişimlerine göre hidrojen artı OH eksi iyonlarının derişimlerini bularak pH ve pOH değerlerini hesaplayınız. Asit ve baz nötr olma durumlarını belirleyiniz. Şimdi arkadaşlar burada ilk önce şöyle söyleyeyim. Sülfürik asit keza e, kuvvetli asittir. Potasyum hidroksit kuvvetli bazdır. Kalsiyum hidroksit kuvvetli baz. Sodyum hidroksit kuvvetli baz. Hidrojen klorür kuvvetli asittir. Şimdi ben sülfürik asitle başlamak istiyorum. Sülfürik asit suda %100 iyonlaşır. 2 mol hidrojen artı sülfat eksi 2. Kendi molaritesi 0.05 molarsa o zaman hidrojen artıların molaritesi 1'e 2 olduğu için 0,1 molar. Yani burası 10 üzeri eksi 1 molardır. Şimdi hidrojen artı derişimi ile OH derişiminin çarpımı 1 atmosfer 25 derecede 10 üzeri eksi 14'tü. O zaman şu ikisinin çarpımı 10 üzeri eksi 14 olması için bu 10 üzeri eksi 1 ise şurası kaç yapacaktır? 10 üzeri eksi 13 molar yapacaktır arkadaşlar. Tamam Peki hidrojen artıların e, e, eksi logaritmasını alırsak pH eşittir eksi logaritma 10 üzeri eksi 1'den pH'ımız 1 çıkar. pH 1 ise pH ile pOH'ın toplamı kaçtı arkadaşlar? 14. Dolayısıyla pOH'ınız 13'tür. Nitrik asit keza kuvvetli bir asittir. Özellik olarak da asit özellik gösterecektir. Tamam. Peki potasyum hidrokside baktığımızda kuvvetli bir baz. Kuvvetli bir baz olduğuna göre %100 iyonlaşacak. Kendi molaritesi 0.01 molarsa OH'lar da 0.01'dir. Yani şurası 10 üzeri eksi 2 molardır. Hidrojen artı ile OH'ın çarpımı 10 üzeri eksi 14 olduğuna göre şurası 10 üzeri eksi 12 molardır. OH'ların eksi logaritmasını alırsak POH Eksi logaritma 10 üzeri eksi 2 dersek pOH2'dir. pOH ile pOH'ın toplamının 14 olması için burası 12'dir. Ve baz özellik gösterecektir. Tamam. Peki kalemimizin rengini değiştirerek devam edelim arkadaşlar. Gelelim kalsiyum hidrokside. Bakın kalsiyum hidroksit de yine 2A grubunda kuvvetli bazdır. Şu şekilde iyonlaşacaktır. Buraya dikkat edin. Kendi molaritesi 0,5 molarsa OH'lar 1 molar'dır. Tamam. OH ile hidrojenin çarpımı 10 üzeri 14 olduğuna göre burası 10 üzeri -14 molar'dır. Buradan pOH eksi logaritma 1 logaritma 1 sıfırdır arkadaşlar bunu bilin dolayısıyla burası sıfırdır pH ile pOH'ın toplamının 14 olması için burası 14'tür hidroksit kökünü içerdiği için bas karakterlidir tamam geldik sodyum hidrokside sodyum hidroksit kuvvetli bir bazdır sodyum artı OH eksi şeklinde yoğunlaşır kendi molaritesi 1 molarsa hidroksitler de 1 molardır POH Eksi logaritma 1, logaritma 1 sıfırdı. POH'ı da sıfırdır. Burası sıfır, burası 1. Hidrojen derişimi ile OH derişiminin çarpımı 10 üzeri eksi 14 olduğuna göre burası 10 üzeri eksi 14'tür. PH ile POH'ın toplamı 14 olduğuna göre burası 14'tür. Ve ne özellik gösterecektir? Bas. Şimdi hidrojen klorura bakalım beraber. Hidrojen klorür kuvvetli bir asit olduğu için hidrojen artı klor eksi şeklinde yolaşacak. Kendi molaritesi 10 üzeri eksi 3 molar. O zaman hidrojenler de 10 üzeri eksi 3. Şurası 10 üzeri eksi 3. Peki pH'ımı hesaplarsam eksi logaritma 10 üzeri eksi 3 dersem 3'tür. Tamam. Hidrojenle OH çarpımının 10 üzeri eksi 14 olması için burası 10 üzeri eksi 11. pH ile pH'ın toplamının 14 olması için burası 11. Evet. Ve asit özellik mi gösterir? Evet. Kuvvetli asit özellik gösterir. Tamam mı arkadaşlar? Peki. Ödev testlerine bakalım beraber. Oda sıcaklığında hazırlanan bir X çözeltisinde hidrojen derişiminin OH derişimine oranı 10 üzeri eksi 2. Buna göre bu çözelti için hangisi yanlıştır? Şimdi ben burada OH'ların derişimine şu köşeye yazmak istiyorum arkadaşlar. OH'ların derişimine eğer x molar dersem hidrojenlerin derişimi ne olacaktır böyle bir durumda şuraya x dediğimiz anda 10 üzeri eksi 2 çarpı x olur. Peki oda sıcaklığında arkadaşlar hidrojenin derişimi ile OH'ın derişiminin çarpımı neydi? 10 üzeri eksi 14'tü. Hidrojenin derişimine biz 10 üzeri eksi 2 çarpı x, OH'ın derişimine de x dedik 10 üzeri eksi 14. Buradan x kare eşittir 10 üzeri eksi 12. x dediğimiz değer 10 üzeri eksi 6 molar çıkar. Şimdi sevgili arkadaşlar o zaman şöyle yapalım. OH'lar 10 üzeri eksi 6 molarsa hidrojenler de 10 üzeri eksi 2 çarpı 10 üzeri eksi 6'dan 10 üzeri eksi 8 molar yapar. O zaman bizim çözeltimizde hangisi daha fazla? OH'ların derişimi hidrojenin derişiminden daha fazla. 1'i 10 üzeri eksi 6, biri 10 üzeri eksi 8. O zaman bu çözelti ne çözeltisidir? Bas çözeltisidir. Tamam. Şimdi bize yanlışı söylüyor içerdiği hidrojen derişimi ve OH derişiminin çarpımı 10 üzeri eksi 14'tür. Evet oda sıcaklığında çarpımlar 10 üzeri eksi 14'tür. A şıkkı doğru. Bas çözeltisidir. Turnusol kağıdını maviye çevirir. Doğru. Hidrojenlerin derişimi 10 üzeri eksi 8 ise pH dediğimiz ifade eksi logaritma 10 üzeri eksi 8'den 8 yapar. C şıkkı doğrudur. POH 6'dır. Şuradan hemen hesaplarsak. POH6 hidroksitler 10 üzerek 6'dır doğru. pH değeri ile POH değeri arasında böyle bir eşitlik vardır. Arkadaşlar POH6 pH 8'di. O zaman böyle bir eşitlik değil, şöyle bir eşitlik olması lazım. Yani 6'ya 2 eklersek 8'i vermesi lazım. Buradaki E şıkkı yanlış olacaktır o zaman. Evet ikinci soru saf suyun iyonlaşma denge tepkimesi verilmiş yukarıda verilen bilgilere göre saf su ile ilgili hangileri yanlıştır? Şimdi arkadaşlar saf suyun iyonlaşmasının birkaç şeklini ilk dersimizin başında göstermiştik ama ben şu şekilde göstereyim şu ve saf suyun iyonlaşması nasıl bir reaksiyonda arkadaşlar endotermik buna da dikkat edin şimdi burada sıcaklık artıyor sıcaklık arttıkça denge sağa kayar denge sağa kaydığı için k sabit artar. Yani sıcaklık arttığı için endotermik olduğundan dolayı K sabiti artmış. Saf suyun iyonlaşma tepkimesi endotermik bir tepkimedir. Evet, doğru. Suyun denge tepkimesinde sıcaklık artışı dengeyi ürünler lehine kaydırır. İkinci öncül yanlıştır. 50 derecedeki hidrojen ve OH iyonları derişimi 25 derecedekinden fazladır ifadesine baktığımızda doğru. Çünkü K sabiti daha büyük olduğu için. Doğru. 50 derecedeki hidrojen artı iyon derişimi OH derişimine eşittir. Bu saf sudur. Saf suyun sıcaklığı değişse bile nötrlüğü değişmez. Nötr olacaktır 50 derecede de hidrojen derişimi OH derişimine eşit olur doğru. Sıcaklık artışı dengeyi ürünler lehine kaydırdığı için iyonlaşma yüzdesi artacaktır doğru. Hangileri yanlıştır denildiğine göre cevap hangisi yanlıştır denildiğine göre cevap B şıkkı olacaktır. Üçüncü örneğe bakalım. Tepkime denklemi incelendiğinde bronsted lowry asit baz tanımına göre hangileri doğrudur? Şimdi arkadaşlar bronsted lowryde proton veren madde asit, proton yakalayan madde bazdı. Siyanür HCN'ye dönüşürken proton yakaladığı için baz. Bunun altına bir dedim. HCN hidrojen siyanür siyanüre dönüşürken proton verdiği için asit. Bu ikisi birbiriyle konjugedir. Aynı şekilde arkadaşlar su hidrokside dönüşürken proton verdiği için asit buna 2 dedim. E, OH iyonu da suya dönüşürken proton yakaladığı için baz bu ikisi de gelir. Şimdi o zaman soruya baktığımızda arkadaşlar ileri yöndeki tepkime de siyanür proton aldığı için baz su ise proton verdiği için asit gibi davranmıştır. Doğru. Geri yöndeki tepkime hidroksit proton aldığı için bas, hidrojen siyonür proton verdiği için asit gibi davranmıştır doğru. Bu ikisi eşlenik, bu ikisi de eşleniktir. Yani konjük asit bas çiftidir doğru. Hangileri doğrudur denildiğine göre cevap 1, 2 ve 3 ile E şıkkı olacaktır. Dördüncü soruya bakalım. Oda sıcaklığında hazırlanan X, Y ve Z sulu çözeltilerinde hidrojen ve OH derişimleri ile ilgili grafik şekildeki gibidir. Buna göre hangisi yanlıştır? Şimdi X çözeltisini inceleyelim beraber. X çözeltisinde hidrojenlerin derişimi 10 üzeri eksi 2. Tamam şuraya yazalım. Şurası OH. OH'ların derişimine M demişiz. Arkadaşlar buraya dikkat edin. M'yi hemen bulabiliriz. Oda sıcaklığında olduğu için e, asit, baz ve tüm nötr çözeltiler için hidrojenle OH'ın çarpımı 10 üzeri eksi 14'tü. Çarpımların 10 üzeri eksi 14 olması için burası 10 üzeri eksi 12 olur. Hidrojen derişimi OH'dan büyük olduğu için bu çözelti asit özelliktedir. Ve bu çözeltinin pH'ı eksi logaritmasını alırsak hidrojenlerin derişiminin 2'dir. pOH'ı da 12'dir. Dolayısıyla burada A şıkkı doğrudur. Z çözeltisine baktığımızda arkadaşlar Z çözeltisinde hidrojenler 10 üzeri eksi 2. Bakın şuraya yazalım. Bu 10 üzeri eksi 12 ise pH'ımız 12'dir. Hidrojenle OH çarpımı 10 üzeri eksi 14'te o zaman burası 10 üzeri eksi 2'dir. Çarpımları 10 üzeri eksi 14'ü verdi. POH'ımız 2'dir. Hidroksit derişimi hidrojenden büyük olduğu için bu çözelti de baz çözeltisidir. Baz ve pH 12'dir doğru. Peki Y çözeltisine baktığımızda hidrojen derişimi arkadaşlar 10 üzeri eksi 7. O zaman hidroksit derişimi de 10 üzeri eksi 7 olacak. pH'ım 7 olur. POH'ım 7 olur ve bu çözeltiye nasıl çözelti dersiniz? Nötr. Y çözeltisi nötr çözeltidir. Yani amfoter değildir. Hem asidik hem bazik demek amfoterlik demektir. C şıkkı yanlıştır. Buradaki M değeri 12'dir. 10 üzeri eksi 12'dir. K değeri OH'lar 10 üzeri eksi 7'dir. Buradaki OH'larda N de 10 üzeri eksi 2'dir doğru. Tüm çözeltilerde hidrojen ve OH derişimlerin çarpımı 10 üzeri eksi 14'tür. Sıcaklık 1 atm 25 derece basınç ve sıcaklık 1 atm 25 derece olduğu için E şıkkı da doğrudur. Soru bize yanlışı sorduğuna göre cevap C şıkkı olacaktır. Evet ödev testimiz ikinci ödev testimizle devam edelim. 25 derecede hazırlanan farklı çözeltiler aşağıdaki gibidir. Bu çözeltileri inceleyen bir öğrencinin aşağıda verilen sonuçlardan hangisine ulaşması yanlış olur? Şöyle bir tık büyüterek yapalım arkadaşlar. Evet şimdi x çözeltisi birinci çözeltiye baktığımızda arkadaşlar şöyle. Hidrojen derişimi kaç verilmiş? 5 çarpı 10 üzeri eksi 5 verilmiş hidroksit derişimini hesaplayalım. Hidroksit derişimi nedir? Bu ikisinin çarpımı 10 üzeri eksi 14 olacağına göre 10 üzeri eksi 14 bölü 5 çarpı 10 üzeri eksi 5'ten 1 bölü 5 0 2'dir. 2 çarpı 10 üzeri eksi 10 yapacaktır arkadaşlar. Ve baktığınızda hidrojen derişimi OH derişiminden büyük olduğu için bu çözelti ne çözeltisidir? Asit çözeltisidir. A şıkkı doğrudur. Peki ikinci çözeltiye bakmak istiyorum. İkinci çözelti Y çözeltisi. Birinci çözelti X çözeltisiydi. Şimdi ikinci çözeltide hidroksitlerin derişimi, OH'ların derişimi 4 çarpı 10 üzeri eksi 2 molar. Tamam. Peki burada da hidrojenle OH çarpımı 10 üzeri eksi 14. Yani 10 üzeri eksi 14 bölü 4 çarpı 10 üzeri eksi 2 dersek 1 bölü 4 0,25'tir. O da 25 çarpı 10 üzeri eksi 14 yapar. Yani 2 buçuk çarpı 10 üzeri eksi 13 yapar. Doğru. OH'lar daha büyük olduğu için bu çözelti bas çözeltisidir. B şıkkı da doğru. Peki C şıkkına baktığımızda arkadaşlar Z çözeltisinde pH ve pOH 7'dir ve nötrdür. Evet, hidrojenler 10 üzeri -7 ise OH'lar da 10 üzeri -7'dir. Böyle bir durumda pH ve pOH 7'dir ve nötr çözeltidir. Bu da doğru. Arkadaşlar bunu dersin başında söyledik. Tüm çözeltiler hem hidrojen artı hem OH eksi iyonu içerir. Kesinlikle biri yoktur diyemezsiniz. Asit çözeltilerinde hidrojen artı OH'tan fazladır. Baz çözeltilerinde OH hidrojen artıdan fazladır. Natür de eşittir. Her üç çözeltide de 1 atm 25 derecede geçerli olduğu için hidrojenle OH çarpımı 10 üzeri 14'tür. E şıkkı doğrudur. Soru bize yanlışı sorduğuna göre cevap D şıkkı olacaktır. İkinci örneğe bakalım beraber. Yoğunluğu 1.4 olan nitrik asit çözeltisinin kütlece yüzde derişimi %63'tür. Bu çözeltiden bir miktar alınıp hacmi 700 mililitreye tamamlandığında pH'ı 1 olan çözelti elde ediliyor. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Şimdi ilk yapacağınız şey şu olsun. İlk önce şu cümleden moleriteyi hesaplayın. Bu çözeltinin moleritesini. Nasıl hesaplayalım? Molerite eşittir. Yüzde çarpı e, yoğunluk. Formülümüz vardı. Şöyle göstereyim. Çarpı 10 bölü mol kütle. Hatırladınız mı? Hadi hesaplayalım. Molerite eşittir. Yüzdemiz yüzde %63'lük. 63 çarpı. 63 çarpı. Yoğunluğumuz 1.4. Çarpı 10. Mol kütlemiz kaç? 63. Bakarsak molaritemiz kaç olur? 14 molar. Tamam. Şimdi o zaman bu çözelti 14 molarmış. Şimdi biz bir kabı aldık. Bu kabın içerisine 14 molar nitrik asidi koyduk. Tamam mı arkadaşlar? Kaç mililitre aldığımızı bilmiyoruz. Su ilavesi yaptık. Su ilavesi ile birlikte bu çözeltinin hacmi ne kadar oldu? 700 mililitre oldu. Tamam. Peki moleritesi nedir? Nitrik asidin yeni moleritesi ne olacaktır? Çünkü su ilavesi yaptık. Şimdi burada yapacağınız işlem o zaman şu. M1, V1, M son, V son. Başlangıç moleritemiz 14 molar. Aldığımız nitrik asidin hacmine V dedik. Son moleritemiz 700 mililitre. Pardon bakın pH'ı 1 ise o zaman moleritemiz belli. Hidrojenlerin derişimi 10 üzeri eksi 1'dir. Nitrik asit monoprotik olduğuna göre ve kuvvetli asit olduğuna göre şurası 10 üzeri eksi 1'dir. Şuraya 10 üzeri eksi 1 dersiniz. Buradan da hacim ne çıkar? 5 mililitre. Yani ilk çözeltiden 5 mililitre almışsınız. A şıkkı burada doğru olacaktır. Nitrik asidin derişimi 14 molardır. B şıkkı doğrudur. Peki molünü hesaplayalım. E molaritesi 14 molar. Doğru mu arkadaşlar? Peki molümüz ne kadar? Bu kaç mililitreydi? 5 mililitreydi pardon hazırlanan çözeltide artık hacminiz ne kadar? 700 molar şöyle söylüyorum. Son çözeltinizin molaritesi kaç molar? 10 üzeri eksi 1 molar hazırlanan çözelti bu. Hacminiz ne kadar? 700 mililitre 0,7 litre. Molünüzü hesaplarsanız 0.07 mol yapar. Dolayısıyla burada C şıkkı yanlıştır. Yani hazırlanan çözelti son çözelti. 14 molarlık çözelti değil. Hazırlanan çözelti kuvvetli asittir, monoprotiktir. Suda %100 iyonlaşır şu şekilde. Kendi molaritesi 10 üzeri eksi 1 molarsa hidrojenler de 10 üzeri eksi 1 molardır. D şıkkı doğrudur. Tamam. Peki pH eşittir eksi logaritma hidrojen artı 10 üzeri eksi 1 derseniz pH'ınız 1'dir. 25 derece ve 1 atm'de pH ile pOH'ın toplamı 14 olduğuna göre pOH'ınız 13 doğru doğru. Soru bize yanlışı sorduğuna göre cevap C şıkkı olacaktır. Tamam. Çok güzel bir soru ve yıldızlı soru. Bence dikkat etmeniz gereken bir soru. Üçüncü örneğe bakalım arkadaşlar. Son sorumuz herhalde. Oda şartlarında birinci durumda saf su içer içerisine hidrojen florur çözeltisi, ikinci durumda saf su içerisine amonyak çözeltisi ilave edilmekte. Buna göre yargılarından kaç tanesi doğrudur? Şimdi burada saf su içerisine hidrojen florur, burada da NH3 saf su üzerine saf su üzerine NH3 ekliyorsunuz. Arkadaşlar su hidrojen flüor ile tepkimesinde baz gibi NH3'te ise asit gibi davranır. Şimdi buraya baktığınızda hidrojen flürür. Flor eksiye dönüşürken hidrojen artı verdiği için asit bu bazdır. İkisi konjüge. Peki hidronyumla suya baktığımızda bu asit bu bazdır. Konjüge. Yani hidrojen flürür da su baz gibi davranmıştır. Doğru. Buraya baktığınızda NH3 NH4'e dönüşürken hidrojen yakaladığı için baz gibi NH4 NH3'e dönüşürken hidrojen artı verdiği için asit gibi bu ikisi konjüge su hidrokside dönüşürken hidrojen artı verdiği için asit gibi hidroksit OH'a dönüşürken hidrojen yakaladığı için baz gibi o zaman su burada da asit gibi davranmıştır birinci öncül doğrudur. NH3, NH4'ün konjüge bazıdır. Evet bakın konjüge bazıdır. İkinci öncül doğru. Birinci durumda hidrojen flurur ile flor. İkinci durumda NH3 ile NH4 çiftleri konjüge asit baz çiftleridir doğru. Birinci durumda su molekülleri proton almıştır. Çünkü baz oldukları için proton. İkinci durum ve hidronyum iyonu olmuştur. Baz olduğu için proton almıştır ve hidronyuma dönüşmüştür. Doğru. İkinci durumda su molekülleri asit olduğu için proton vermiştir ve hidrokside dönüşmüştür. Doğru. Kaç tanesi doğrudur? Hepsi doğrudur. Cevap eşit olacaktır.